Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner. Merhabalar, saygıdeğer hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Sandıktaki Hikayeler programımıza hoş geldiniz. Zamanın etkin ve verimli bir biçimde kullanılması konusunda belirli dönemlerde kurslar düzenleyen bir uzman, işte bu kurslardan birinde çoğu gözde mesleklerde çalışan öğrencilerine "Hadi küçük bir sınav yapalım" demiş. Ve masanın üzerine kocaman bir kavanoz koymuş. Sonra bir torbadan irice kaya parçaları çıkarmış. Dikkatle üst üste koyarak kavanozun içine yerleştirmiş. Kavanozda taş parçası için yer kalmayınca sormuş. "Kavanoz doldu mu?" Sınıftaki herkes "Evet, doldu" cevabını vermiş. "Demek doldu" demiş hoca. Hemen eğilip bir kap dolusu küçük çakıl taşları çıkartmış. Kavanozun tepesine dökmüş. Kavanozu eline alıp sallamış. Küçük parçalar büyük taşların sağına soluna yerleşmişler. Yeniden sormuş öğrencilerine. "Kavanoz doldu mu?" İşin sanıldığı kadar basit olmadığını sezmiş olan öğrenciler, "Hayır, tam da dolmuş sayılmaz" demişler. "Aferin" demiş zaman kullanım hocası. Masanın altından bu kez de bir kap dolusu kum çıkartmış. Kumu kaya parçaları ve küçük taşların arasındaki bölgeler tümüyle doluncaya kadar dökmüş ve sormuş yeniden. "Kavanoz doldu mu?" "Hayır, dolmadı" diye bağırmış öğrenciler. Yine "Aferin" demiş hoca. Bir sürahi su çıkarıp kavanozun içine dökmeye başlamış. Sormuş. "Bu gördüklerinizden nasıl bir ders çıkardınız?" Atılgan bir öğrenci hemen fırlamış. "Şu dersi çıkarttık. Günlük iş programınız ne kadar dolu olursa olsun, her zaman yeni işler için zaman bulabilirsiniz." "Hayır" demiş öğretmen. "Çıkartılması gereken asıl ders şu. Eğer büyük taş parçalarını baştan kavanoza koymazsanız, daha sonra asla koyamazsınız. Ve tabii herkesin kendi kendine sorması gereken soruyu sormuş. Hayatınızdaki büyük taş parçaları hangileri? Onları ilk iş olarak kavanoza koyuyor musunuz? Yoksa kavanozu kumlarla ve suyla doldurup büyük parçaları dışarıda mı bırakıyorsunuz?" Değerli dinleyicilerimiz, hayatımızda en çok önem verdiğimiz değerler, işler nelerdir diye bir durup düşünmek gerekmez mi? Eğer bizler bu değerleri, işleri belirleyip öncelik sırasına göre değerlendiremezsek, Allah'ın bize vermiş olduğu zaman sermayesini iyi kullanamamış oluruz. Dolayısıyla da sahip olduklarımız bizi başarılı ve mutlu kılmaz. Bugünlük de bizden bu kadar. Sandığımızdan çıkan hikayemizi anlatmak bize, dinlemek ve ibret almak hepimize diyelim. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün dileyerek programımızı tamamlayalım. Bir sonraki programa kadar sağlıcakla kalın. Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner.